Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Bauhaus'tayız. Yeni evimiz için işte bahçede ihtiyacımız olabilecek bazı şeyler alacağız. Evde ihtiyacımız olabilecek bazı şeylere bakacağız. Dışarıyı çimlendirmek istiyoruz demiştik. Aslında bugün evet. O çimlendirmek için ilk ne almamız gerekiyorsa o alışverişi yapacağız. İşte gübresidir, tohumudur, toprağıdır. Aynı zamanda sonuçta bahçeli bir eve geçiyoruz ve işte kürektir, ne bileyim testeredir, kazmadır gibi şeylere ihtiyacımız var. Aslında ufak bir alışveriş yapacağız. Daha sonra daha büyüklerini yapacağız ama bu aslında yeni evimiz için ilk bahçe alışverişimiz. Çimimizi seçelim. Hadi bakalım. Nasıl bir şey seçeceğiz? Gölge çimi. Şimdi spor alanı olabilir. Ya da aslında biz tavuk da bakacağımız için. Bak yoncalı karışım var şurada. Çim yonca karışımı. Çim yonca karışımı olabilir. Değil mi? Aynen. Bence bizim için güzel gübre. O 200 metrekare diyor. Aşağı yukarı ekeceğimiz yerde o kadar. Yani o arka taraf. Nasıl? Çünkü her tarafı ekmeyeceğiz. Çim yonca karışımı. Kolay bakım. Bu bizim için. Gübre hangisinden alsak? 5 kiloluk çim gübresi. Aynen. Şu bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. O zaman gel biraz bahçe şeylerine bakalım. Dışarıya çıkalım. Burada ekilecek, dikilecek şeyler var ama tohumları çiçek buradan vesaire almak istemiyorum. Ya bence bakalım. Domates, biber. Orada, evet, yok orada buluruz diye düşünüyorum onu. Bakalım, zaten bir sandalyemiz var. Niye çimleri için? Yaptıktan sonra da bir tane. Evet, bir tane. Kırmızı mı bakmıştık? Kırmızı bakmıştık. Evet. Bizim sandalyelerimiz vardı. Önceki videolarımızı izleyenler bilir. Nia'nın yoktu. Sadece şimdi onun bir. Nia'ya da bir tane sandalye alalım. Oldu. Altof. Şimdi şu şekilde taşlar vesaire de alacağız ileride ama tam bir bahçeyi yapalım, çimlendirelim. Evet, yok, önce bir planlayalım çünkü o kadar vaktimiz olmadı orada bakmak için. Şimdi bir planlayalım. Sonrasına da bakalım. Aynen. Bence buradan geri dönelim biz. Buradaki her şey çünkü bahçemizi yaptıktan sonra aslında alacağımız şeyler. Bir bahçeyi yapmak için önce bence kazma kürek almaya içeriye girelim. Evet, daha bu sandalyelerden vesaire de alacağız. Şu dışarısı yani için bahçe masalar için da lazım. Sandalye lazım aslında. Şunun gibi bir şey olabilir. Ama bir çimlendirmeyi yapalım. Kümesi mümesi nereye koyacağımıza karar verelim. Şunlar ona göre şık aslında ya. Evet, ben de şöyle bir köşe istiyorum dışarısı için. Ay, kürekler falan şuradaydı galiba. Bir çim biçme makinesi de alacağız. Şimdi. Şimdi değil tabii onun. Bir sonraki. İstiyorsan şöyle bir küçük kürek. Bir dakika bakıyorum. Ve başlayalım. Çocuk. Ufak ekimlerimiz için. Böyle bir şey. Evet, olabilir. Şu kürekten alalım bir tane. Bir tane. Küreğimiz olsun. Bir tane tırmık alalım. Plastik bence güzel. Plastik mi bu? Her şey kırmızı. Aynen. Biz daha önceden biraz aslında internetten baktık neler alabiliriz diye. Niyacım, hayır, ağzını sürme olur mu bebeğim? Niyacık. Şuradan da bir çapa alalım. Bu mu? Alabiliriz. Şuradan boru almamız lazım. Balta ihtiyacımız var mı? Balta var tabii. Balta da alacağız. Çok büyük olmayan bir nacak. Şuradan. Ya da büyük balta da olabilir. Hortum. Hortum. Şu mu uygun? Şu iyiydi. 30 metre. Yeşil. Bir de tabii buna ağız almamız gerekecek. Yani hem çimleri rahat sulamak için. Şöyle bir şey de olabilir. Hem takma var hem ucunu açıp sulama var. Ucuz. Güzel. Yani daha farklı şeyler var ama. Yani şu şekilde göstereyim. Yani birkaç ağızlı. İşte fışkırtan, püskürten böyle değişik değişik. Ama bence bize başta bu şekilde bir şey yeterli. Çok hakim olduğum konular değil. Şimdiye kadar oturduğumuz evler bahçeli olmadığı için aslında evet, böyle ihtiyaçlarımız biraz olmamıştı. Biraz aslında körebe oynar gibi oluyor. Evet, deneme yanılma. Kullandığımız ürünler hakkında sonra yorum paylaşabiliriz belki. Evet. Yani
bahçeli bir eve çıktığınız zaman neye ihtiyacınız var, neye ihtiyacınız yok. Evet. Bir sonraki bölümlerde komple ortaya çıkacak. Neyi zaruri aldık, ne gerekiyordu, yani neyi almanız lazım, ne eksik kaldı. Bunların hepsini bizimle şu an birlikte. Aslında çok savurgan davranmamak için gerçekten zaruri olduğunu düşündüğümüz şeyleri alıyoruz. Sonrasında da diğer ihtiyaçlarımızı alacağız. Şimdi bir vidalama seti. Vidalama seti nerede olabilir? Şurada olabilir. Bir onu soracağız. Bir 500 liralık bir şey vardı internette. Bakalım burada bulabilecek miyiz? Ay umarım vardır ya. Burada mı? Yolda mı? Şimdi buradadır. Soralım. Şuradan bir soralım. Ya merhaba, pardon. İnternette görmüştük de taşlama, matkap, bir de vidalama. 500 liralık bir... Soldan düz devam edin abi. Evet. Hemen kenarda kalacak. Camı böyle. Teşekkürler. Bu uygun bir set gibi. Çünkü çok cüzi bir rakam ve biz çok profesyonel amaçlar için kullanmayacağız. Taşlama, matkap ve vidalama aleti var içinde. Ve bunların hepsi ne kadardı? 500 lira gibi bir rakam. 599 diyor. 599 lira. Bir tane bundan alalım. Şimdi şöyle alta koyayım. Tamam, şuradan matkaplara gidelim. Matkap mı? Ay, testere mi? Testerelere gidelim. Şurada vardı sanki testere. Bir tane normal. Çok ufak mı var? Testere işte, ne keseceğiz işte bir şey keserken? Böyle bir şey lazım bize. Aldım aldım bir şey keserken sanki böyle sıkıntı. Bu dal içindeydi zaten şu. Kırmızı şundan kapsana bir tane. Büyük. Nasıl alacağım? Şey aç, istememiz gerekiyor. Hangi boy? Şu. Çocuk da var arabada yani. Bir tane baltamızı da aldık. Şimdi vida falan alalım. Çünkü dolaplarımızı yapmak için. Keser falan gerekiyor mu? Bizim var mı keserimiz? Çekiç var tane. Mı? Keserimiz yoktu sanki. Gelsin. Bu iyi mi? Ay. Buradan ihtiyacımız olan başka bir şey yok herhalde. Yok. Arabanın geri kalan her şey. Koyuyorlar ortaya öyle. Sevabına yanaştıralım da. Hep istemişimdir böyle bir sürü alet. Dekopaj aletimiz de var. Gel şuradan vidalara gidelim. Aa bak şurada çok güzelmiş. Ne için bu? Tam ahşap kesmek için. Tamam. İleride hepsini tamamlayacağım oraya ben bir kendime şey kurmak düşünüyorum. Silikon tabancamız var aslında. Silikonumuz var mıydı? Silikon al istiyorsan. Silikonumuz çok rahat. Hangi boy var bizde? Bakayım. Büyük müydü, ufak mıydı? Bundan mı? Aha. Tamam. Değil. Bir tane de silikon aldık. Şimdi vidalar şurada. Şurada şeyde satılıyordu. Klipler var burada, askılar var. Yok şey böyle poşete Dikkat koyuyorsun. Köpek var şey var alalım mı? Aynen aslında bizim köpeğimiz var. Aynen. Dikkat köpek var. Aynen. Bir de bizim dikkat köpek var diye bir sitemiz var. Alayım mı bunu? Al. Dikkat köpek var .com yazarız. .org yalnız bizim. Org pardon. Tamam. Hayır şuraya bizim yazıcıdan bizim şeyin logosunu yapabiliriz. Sonraki yerde mi bir bakalım? Galiba orada. Burada galiba. Büyükler bayağı ama. Şimdi ilk başta. Al. İyi öyle. Ha bakalım. Bundan bol bol alalım çünkü dolap yaparken kullanacağız. Bu vidalardan kullanıyoruz. Ben bir ya. Tam dolaşmak istiyorum. Böyle yalnız aletlerin içinde böyle hepsini alasım geliyor. Bilmiyorum. Ben de daha farklı sizin şeyler görmek istiyorum. Kadın olarak yani hani biraz daha evde kullanacağım şeyler. Ya öyle pensedir, tornavidadır. Bak mesela yastıklar ve örtüler var. Mesela şudur. Ne güzel şeyler yapılır. Orada ben kendime çok güzel bir alet takımı oluşturup bir böyle ne derler atölye gibi bir yer yapmayı düşünüyorum. Aslında var öyle bir yer. İşte aynen işte orayı ben ya artık kümes mi olacak orası atölye mi olacak başka bir yer mi atölye olur. Ben yastık hani. İstiyorum ya yere büyük minderler bakalım. Bak şurada şeyler için de vardı. Belki Mia'ya bir tane ufak bize de büyük alabiliriz. Bambam'a da bir tane kemik alalım bari ya. Şu ileride vardı. Böyle. Şu ufaklardan bir tane seçsene. Nasıl? Bu böyle mi? Ha. Sen Mia'yı al istiyorsan. Fatura olursa sevinirim. Daha önceden vardı burada, oradan bakabiliyor musunuz? Bizim için keyifli bir alışveriş oldu. Daha sonra yapabileceğimiz şeyler için de küçük bir fikir oldu. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklayın. Şu tam Mia'nın ayaklarının altında olması lazım. Oradan abone ol yazısına tıklayıp bildirim zilini açın. Böylelikle yeni videolarımızdan haberiniz olsun. Bizi
izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.